Merhaba arkadaşlar. Anadolu Türk Mimarlık Tarihi dersimizin 5. ünitesiyle birlikteyiz. Bu dersimizde Türk ev mimarisini etkileyen faktörler çadır konusu üzerinde duracağız. Hafta boyunca Türk ev mimarisini etkileyen faktörler çerçevesinde çadır hakkında da bilgi sahibi olacağız. Göçebe kültürdeki önemli unsursa kolayca kurulup kaldırılabilen evler olan çadırlar olmuştur hayvan sürülerini otlatabilme ve iklimle mücadele gayeleri konar göçer yaşamı, konar göçer yaşam da bu taşınabilir evleri doğurmuştur. Bu çadırlar sadece inşa ve mimari bakımından değil, kültür bakımından da değerli medeniyet eserleriydi. Kuruluşundaki şekiller, dışını ve içini süsleyen tezyinat, içinde kullanılan halılar, dokuma kumaşlar, deri, tahta ve madeni eşyalar üzerindeki nakışlar hayran olunacak birer sanat eseriydi. Bu çadırların birçok avantajı vardı. Asya Hunları gibi sürekli hareket halinde yaşayan bir toplumun en ideal konağı şüphesiz bu çadırlar olmuştu. Hızlı bir şekilde kurulur ve aksi bir durumda yine aynı hızla sökülebilirdi çadırlar. Aynı zamanda taşınırken Yükte de ağır olmaması bir diğer avantajıydı. İç Asya coğrafyası ve bugün halen o bölgede Bozkır'da köyde yaşayan halk halen bu göçebelik kültürünün taşıyıcısıdır. Örneğin Kazak Bozkırlarında yaylak kışlak düzeni, büyük hayvan sürüleri, çobanlık, keçe çadır, evler ve diğer göçebe hayat eşyaları. Yani özetle göçebelik kültürü halen yaşamaktadır. Pazırık bölgesindeki kazılardan Hunlarla ilgili çok şey elde edilmiştir. Hunlar birkaç çeşit çadır kullanmışlardır. En ilkeli sırıkların birbiriyle çatışarak konik bir biçim meydana getirenidir. Konik yapılı olan karkasın üzeri keçe örtü olmadığından kara çam veya kayın ağacı kabuğuyla kaplanır. Bugün altaylarda sürülerini otlatan çobanlar arasında bu çadıra Çum veya kapa adı verilir. Bunlar eski dönemlerde topak ev olarak adlandırılırdı. Türkler iki tür çadır tipi kullanmışlardır. Birincisi topak ev, ikincisi direkli çadır tipi, alaçık denilen. Topak ev direksiz çadır tipidir. Üstü ak keçe ile örtülüdür. Topak evlerin özellikleri iskeleti kabuğu soyularak kurutulmuş genç çam ağaçlarından yapılır. İskeleti oluşturan ağaçlar kolon adı verilen örme iplerle birbirine bağlanır. Üzeri koyun yününden yapılan keçeyle örtülür. Keçenin özelliği nedeniyle kışın soğuğa, yazın sıcağa dayanıklı olup çok kısa sürede sökülüp takılabilmektedir. Çatısı kubbe biçiminde olup destek gerekmemektedir. Kapısı doğuya açılır. İçeride kutsallığa inanılan ocak vardır. Girişin karşısında çadır, sahibinin en kıymetli eşyaları bulunur. 2. Direkli çadır tipi. Boy ve sayılara göre direk adedi değişir. Kıldan yapılır. Rengi kara olduğu için kara çadır veya alaçık da denir. Direkli çadır tipinin özellikleri de şunlardır. Bu çadır tipinde esas taşıyıcı elemanlar ça adı verilen taşıyıcı direklerdir. Bu direklerin her birisi yerlerine göre isimlendirilir. Bir ile 7 direk arasında değişen tek sayıda direklerle taşınır. Direk sayısı aşiretten aşirete göre değişir ve çadırın örtüsü kıldan dokunmuş kanatlardan oluşmaktadır. Çağlar birbirine iplerle bağlanmaktadır. Bu gergiler üzerine kanat veya stil adı verilen çadır örtüsü serbest olarak asılmaktadır bir tür tarkas sistem söz konusudur. Çadır direği tek sayıda oluşanlar beylere, hakanlara mahsustur. Dörtgen bir planı vardır. Topak ev gibi kapısı doğuya açılır. Kapının tam karşısında ev sahibinin oturduğu ve arkasında çuvalların olduğu çadırın en şerefli yeri olan yiğit durağı bulunur. Demir kazık görevini burada başçağı üstlenmiştir. En çok görülen çadır tipidir. Çadır örtüsünün malzemesi hayvanların kara keçi kılıdır. Girişe göre sağ yan tarafa komşu oturağı denir. Gerisinde yatak yükleri bulunur. Kurganlardan bu çadırlarda kullanılmak üzere dikilmiş bezler çıkartılmıştır. Bu çadırlar öküz arabaları üzerinde bir yerden diğerine kolayca götürülebiliyordu. Kerege adı verilen iç ahşap kontriksiyon tıpkı bir kafes görünümündedir. Bu yapıda kullanılan ağaç her coğrafyada o bölgede yetişen ağaca göre farklılık göstermektedir. Çadırın çatısında tam ortada bir delik bulunmaktadır. Silindirik tipte açılan bu iç ahşap yapının üzeri ise keçe örtülerle kaplanırdı. Sürülerindeki koyunların yününden elde ettikleri keçeler bu çadır evlerin ısı yalıtımı için büyük önem taşımaktaydı. Keçe yapı olarak güneşte fazla ısınmadığı gibi aldığı ısıyı da etrafa vermez muhafaza eder. Bu sayede yazın serin, kışın da sıcak bir yapıya sahiptir. Buna ek olarak diyebiliriz ki yalnızca amaç sanatın ortaya çıkış sebebi değildir. Bu göçebe evlerinin içlerindeki düzen, işlemeler, nakışlar, süslemeler yüksek birer estetik örneğe sahiptir. Hunlar Gök Tanrı'nın gölgesinde konaklamayı arzu ettikleri her yerde bu çadırları arabadan indirerek kullanabiliyorlardı. Ayrıca yuvarlak kubbe tipinde büyük çadırlar da kullanılıyordu. Bu çadırların hızla kurulup gene aynı hızla sökülebileceği için bu çadırlar çok elverişliydi. Hun sanatında yünden yapılan keçeler dokuma tekniğinin önde gelen ürünüydü. Üzerleri çeşitli süslemelerle kaplı keçeler değişik yerlerde kullanılıyordu. Süs resimleri arasında av sahneleri birinci plandaydı. Altay Dağları ile Rusya arasındaki her zaman bir kültür bağlantısı bulunmuş ve Kazakistan bozkırlar bu iki bölge arasında bir kültür köprüsü görevi yapmıştı. Altay Dağları'ndaki Pazırık bölgesi Doğu ve Batı kültürlerinin kaynaşmasıyla yepyeni bir uygarlığa kavuştu. Hunlar yeni bir kültürün yaratıcısı olarak tarih sahnesine çıkıyorlardı. Büyük İskenderle beraber Batı Türkistan'a gelen Yunanlıların motiflerini Hunlar alarak daha geliştirdiler ve değişik biçimler ortaya çıkardılar. Keçeler üzerindeki Yunan motifleri yanı sıra Hun sanatı içinde Çin motiflerine yer verilmiştir. Anadolu Türk Mimarlık Tarihi dersimizin 5. ünitesini ele aldık. Bu kapsamda Türk ev mimarisini etkileyen faktörler çadır, topak ev, direkli çadır konularına değindik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.